Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi şiirine ikinci yeninin ardından Mavicilerle devam ediyoruz. 1950 sonrasında ortaya çıkan Maviciler, aynı adı taşıyan dergi 1954'te kapanınca dağılırlar. Aralarından kimileri ikinci yeni akımına katılır. Barış ve özgürlüğün adı saydıkları Mavi, 1952'de Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerince çıkarılan dergiye ad olur. Dergiye yazan sanatçılar da böylece Maviciler adıyla anılır. Atilla İlhan gerçekte dergiyi çıkaran ve yöneten sanatçı değildir. Ancak bu hareket ona mal edilir. Çünkü yazı ve düşünceleriyle onları yönlendiren odur. Onun katılımının ardından Maviciler, Garipçilerle ve Hisarcılarla polemiklere girişirler. Başlangıç olarak sanatın bir toplumsal sınıf ya da grubun bayrağı olamayacağı düşüncesindeki Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen Maviciler, 1954'ten sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiyi benimserler. Başlangıçta halk şiiri geleneğine yakın durarak divan şiirini eleştiren sanatçıların bu anlayıştan cayarak toplumcu çizgiye kaymaları Atilla İlhan'ın etkisiyle gerçekleşir. Önceleri hiçbir kişi ve dergiye tavır almayan, Anadolu ülküsünü benimseyen Güner Sümer, Yılmaz Gruda, Ülkü Arman, Teoman Civelek, Bekir Çiftçi gibi gençlerin katılımıyla çıkar dergi. Yayın kadrosuna sonradan Ahmet Oktay, Ali Püskülloğlu, Ferit Edgü, Ömer Faruk Toprak, Bumin Gaffar diğer bir adıyla Fikret Hakan katılır. Atilla İlhan. Sanatçımız İzmir'in Menemen ilçesinde doğar. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de gerçekleştirir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlar ancak yüksek öğrenimini burada tamamlayamayarak yarıda bırakır. Daha sonra senaryo yazarlığı, çevirmenlik, gazetecilik, genel yayın müdürlüğü ve fıkra yazarlığı görevlerini yapar. Atilla İlhan adını 1946 yılında CHP şiir yarışmasında Cahit Sıtkı Tarancı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ardından ikinci olduğu Cebbaroğlu Mehmet adlı şiirle duyurdu. O dönemlerde garip şiirine karşıydı. Birinci yeni şiirimizi şiirin gelişmesini durduran bir yozlaşma olarak görüyordu. Nazım Hikmet'i yayımlanamamış kitaplarından ve elden ele dolaşan şiirlerinden tanıdığı anlaşılıyordu. 1950'lerde yazdığı şiirlerinde toplumcu ve bireyci yanı iç içeydi. Bu şiirler yeni hayaller ve sürekli yenilenen sesler, aşırı duygusal havayla onun bütünüyle özgünleştiğinin bir kanıtıydı. Dolayısıyla da sanatseverler tarafından kolayca benimsendi. Sonraki şiirlerinde divan şiirine bir yakınlık duyarak onunla bir senteze gitti. Çağdaş şiirimizde bu yöne eğilim duyan tek toplumcu ozan oldu. Üçüncü şahsın şiiri en tanınmış şiiridir. Şimdi de sanatçımızın yapıtlarına bir göz atalım. Şiir türünde Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün. Gezi Yasa türünde Abbas Yolcu,
Roman türünde sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası, bıçağın ucu, sırtlan payı, fena halde leman, ders adette sabah ezanları. Deneme türünde hangi batı, hangi Atatürk, batının deli gömleği, hangi edebiyat, sağım solum sobe. Eleştiri türünde de gerçekçilik savaşları. Şimdi size Atilla İlhan'ın şiirlerinden birkaç bölüm sunayım. Üçüncü şahsın şiiri, yani en tanınmış, en ünlü şiiri. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi biri olan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Şimdi de Emperyal Oteli adlı şiirinin ilk bölümü. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, itirazım var. Sımsıcak bir merhaba diyecektim. Başımı usulca dizine koyacaktım. 4 gün 4 gece susacaktım. Yağmur sönecekti, yanacaktı. Semelant seferden dönecekti. Duvardaki saat duracaktı. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, itirazım var. Şimdi de An Gelir şiirinden bir bölüm. An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz. Çatıraban ölür. Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. Şimdi Sisler Bulvarı şiirinden bir bölüm. Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'da üşüyorduk. Ağacın bir bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Sisler Bulvarı'na akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızlık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü. Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Piya şiirinden bir bölüm. Ne olur kim olduğunu bilsem Piya'nın, ellerini bir tutsam, ölsem, böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam, ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar Piya'yı görseler, bana haber salsalar bilsem, içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben sana mecburum şiirinden bir bölüm. Ben sana mecburum bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin, ben sana mecburum bilemezsin, içimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor, bu eski İstanbul bu şehir midir? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu, ben sana mecburum, sen yoksun. Ferit Edgü, sanatçımız yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde tamamlar. Daha sonra Paris'e giderek öğrenimini orada sürdürür. Reklamcılık, yayıncılık yapar. Ferit Edgün'ün ilk şiiri 1952'de Kaynak Dergisi'nde, ilk öyküsü ise 1954'te Yeni Ufuklar Dergisi'nde yayımlanır. Yazılarında edebiyatın konumu, yazarın özgün koşulları ve nitelikleri üzerine düşünceleriyle dikkatleri çeker. Plastik sanatlar alanındaki deneme, eleştiri ve tartışmalarıyla ilgi uyandırır. Romanlarında niçin sorusundan çok nasıl sorusu üzerinde durur. Çevresiyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarına eğilir. O adlı romanı Onat Kutlar'ın senaryosuyla Erdem Kral tarafından Hakkari'de Bir Mevsim adıyla filme çekilir.
Film 1983'te 33. Berlin Film Festivali'nde ve 1984'te 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödül alır. Abidin Dino ve Bedri Rahmi'nin yaşamlarıyla ilgili araştırma kitapları da yayımlanır. Şimdi sanatçımızın yapıtlarına bir göz atalım. Öykü türünde Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı. Şiir türünde Ah Minel Aşk. Roman türünde Kimse ve O. Deneme türünde Ders Notları, Yazmak Eylemi, Şimdi Saat Kaç ve Binbir Gece. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.